Herkese günaydın. Bugün haber akışı oldukça yoğun bir gün. Haber akışının ilk başta dikkat çeken Perşembe günü Amerika ve Çin heyetlerinin ticaret savaşı konusunda görüşeceği, yani ticaret anlaşmasına başlayacakları açıklandı. Daha sonra ABD ve Japonya ticari konusunda ön anlaşmaya vardıklarını belirttiler. Bu ön anlaşmaya göre otomobillerde günlük vergisi uygulamayacaklar. Dünden kalan haberlere bakacak olursak, Türkiye'de bütçe açığının alınan iddia akçesiyle beraber 570 milyon TL fazla verdiği ortaya çıktı. Pardon, 576 milyon TL fazla verdiği tam olarak ortaya çıktı. 8 aylık açık ise geçen sene 56,8 milyar TL iken bu sene 68,1 milyar TL yükseldi. Ortalama yaklaşık %34 yükselişe denk geliyor. Fakat analistler hala bütçe açının %3'ün altında kalacağını iddia ediyorlar. Hafta sonu Suudi Arabistan'a gerçekleştiren petrol saldırısı küresel piyasaları sallamaya devam ediyor. Küresel piyasalarda öne çıkan makro göstergelere göre yatırımcıların kararsız olduğunu anlayabiliyoruz. Kimi tahvil piyasasına giriş yaşanırken kimi tahvil piyasasına çıkış yaşanıyor. Ama Amerikan tahvilleri gibi piyasalara, yani güvenli limanlara giriş gerçekleşiyor. Bu da tahvil faizlerini aşağı çekmeye devam ediyor. Almanya da aynı şekilde. Çin'inki biraz yatay seyrediyor. Tabii yapılan Suudi Arabistan'a yapılan petrol saldırısında piyasalardaki oynaklık arttı. Bunu S&P 500 VIX endeksinin vadeli endeksinden anlayabiliyoruz. Bununla beraber bütün oynaklık gösteren endekslerde yükseliş gerçekleşti. Bunda Chicago Board Volatility Index var. O da değerlenmeye başladı. ETF'leri, Emerging Markets ETF'leri gösteren endeks var. O da kendini yukarı taşıdı. Bununla beraber altın da değerlenmesini beklentiler dahilindeydi. Fakat altın 1500 dolar üzerine 1500 dolara alt arasında gidip geliyor. Bu da yatırımcının biraz Fed kararını beklediğini, biraz da kararsız olduklarını gösteriyor. Yapılan saldırı tabii ki de Rusya'ya yaradı. iShares Russia Capped ETF'i %2,22 değer kazanmış oldu. Yani ruble varlıkları yapılan saldırıya beraber petrol fiyatlarının değerleneceği beklentisiyle beraber fiyatlarını yukarı taşıdı. Buna paralel olarak da Asya ve gelişmekte olan ülkeler ETF'lerinde çıkışlar gerçekleşti. Endeks bazında ise Asya'nın bütün endekslerinde çıkış gerçekleşmedi fakat genelde satış baskısı altındaydı Asya. Buna paralel olarak da tabii Türk varlıkları da kırmızı alanda işlem görmeye başladılar açılışta. Dolar yukarı seyrini korumaya devam etti. Euro da öyle. Bunun bir sürü nedeni var. Biri piyasalardaki riskten kaçışın artması. Diğeri ise petrol fiyatlarıyla beraber enflasyonun yukarı çıkacak olması. Tabii enflasyon yukarı çıkacağı için yatırımcılar dolara yöneldi. Diğer en büyük neden ise petrol fiyatlarının yukarı çıkmasıyla, yani yapılan saldırıyla beraber Fed'in faiz arttırma kararından cayabileceği beklentisi biraz yükseldi. Bunu da faiz arttırma olası %90 iken %70'lere kadar geri çekilmesinden anlayabiliyoruz. Yine küresel piyasalara paralel olarak, yani küresel piyasalar derken genelde Asya'nın açılışından bahsediyorum ben. Ona paralel olarak ve risk iştahının azalmasından dolayı Avrupa vadeleri ve Amerika vadeleri güne satıcılı başladılar. Tabii şu saatte Avrupa endekslerinin negatif açıldığını görüyoruz. Bu Amerikan endekslerinin daha çok satış baskısı altında kalacağını işaret edebilir. Dikkat çeken diğer önemli gelişmelere bakacak olursak, bugün Almanya ZIV ekonomik en göstergesi açıklandı. Bu gösterge biliyorsunuz gelecek 6 aya ilişkin beklentileri ortaya çıkarıyor. Ve göstergenin geçen ay %44,1 iken bu ay %22,5'e yükseldi. %44,1 iken bu ay eksi 122,5'e yükseldi ortaya çıktı.
Beklenti -38,8. Her ne kadar durumlar iyileşiyor gibi gözükse de hala beklentiler 50'nin altında olduğu için durumlar kötüye gidiyor. Bu da Avrupa Birliği'nin resesyona girme ihtimalini daha da güçlendiriyor Almanya'yla beraber, Almanya önderliğinde. Yarın Avrupa Birliği enflasyon verileri takip edilecektir. Bu verilere göre de Avrupa Merkez Bankası'nın atacağı adımlar biraz daha kesilebilir olur. Biraz daha kesilebilecektir. Dolar endeksi Trump'ın istediği yerde değil. Trump Fed'e baskı yapmaya devam ediyor ama Fed'in daha önce dediğim gibi Suudi Arabistan'dan dolayı karar değişikliğine gitme ihtimali çok yükseldi. Bunu tabii ki de yarın hep beraber akşam 9'da göreceğiz. Endekse teknik olarak bakacak olursak endeksin trendi güçlü gözüküyor denilebilir. Çünkü üstel hareketli ortamın arasındaki fark yukarı yönlü açılmaya devam ediyor. Yani bu trendi destekleyebilir, yukarı yönlü trendi destekleyebilir. Fakat tabii küresel endeks ne kadar küresel satış baskısı altında kalacak önümüzdeki zamanlarda bunu da görmüş olacağız. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.